Evet arkadaşlar, pazarlamacılığın birinci ve altın kuralı güler yüzlü olmak. Unutmayın, müşteriyle diyaloğa geçtiğinizde mutlaka güler yüzlü olmalısınız. İkinci kuralsa presentable olmak. Presentable ne şükrü? Façaya dikkat etmeniz lazım diyor abi. Yani daima canti olacaksınız diyor. Ve arkadaşlar bir sonraki kuralımız da konuşurken müşterinin daima gözlerinin içine bakacaksınız. Neden be abi? Sizce neden? Öğretmenim. Buyurun Şükrü Bey. Müşterinin gözlerinin içine bakmak lazım. Çünkü gözler kalbin aynasıdır. Evet arkadaşlar, şimdi dilerseniz küçük bir uygulama yapalım. Hüseyin Bey, Şükrü Bey, lütfen buyurun. Güzel edin. Buyurun lütfen. Evet, Hüseyin Bey siz pazarlamacı olun, Şükrü Bey siz de müşteri. Buyurun başlayın. Bilader, elimde çok temiz elektrik süpürgesi var, ilgilenir misin? Yalnız Hüseyin Bey, müşteriye bilader denmez. Kardeş, bakar mısın? Hüseyin Bey, kardeş de denmez. Hacı abi, bak şimdi. Yalnız müşteriye hacı da denmez. Ne diyeceğiz peki? Müdür desek, kanka da diyebiliriz. İstersen can kuş diyelim. Arkadaşlar, müşteriye her zaman ismiyle hitap edeceksiniz. Şimdi tekrar baştan alıyoruz. Hüseyin Bey, siz kapıyı çalıp içeri gireceksiniz. Hazır mısınız? Hazırız öğretmenim. Hazırız öğretmenim. Din dan din dan din dan din dan don dan din dan 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 don 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 din dan. Hüseyin Bey bu ne? Adamların zevki, melodili yapmışlar. Din dan din dan din dan don 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 din dan don 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 din dan 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 din. Geldim geldim. Patlama. Kim o? Aç bacım aç. Pazarlamacı. Beyim evde yok. Açamam. Allah Allah. Benim senin beyinle işim yok. Aç kardeşim. Bak sana elektrik süpürgesi getirdik. Bir gör. Tamam işte. Akşam beyim işten gelince gel o zaman. Allah Allah. Şükrü aç kapıyı, adamı hasta etme. Açamam diyorum, açamam. Konu komşu görürse dedikodu olur. Şükrü deli et böyle, aç şu kapıyı. Ne yapıyorsunuz Hüseyin Bey? Kapıyı açmıyor kardeşim. Çok abartmışsın Şükrü, çok abartmışsın. Alt tarafa elektrik süpürgesi satacağız oğlum. Baloya mı gidiyoruz? Kursta öğretilenleri unuttun galiba Hüseyin abi. Presentable olacaksınız dediler. Her zaman façaya dikkat etmemiz lazım. Şükrü, bir kravat yeter oğlum. Sanki Oscar almaya mı gidiyoruz? Bir gün o da nasip olur inşallah Hüseyin abi. Bir bakmışsın pazarlama dalında iki ödül birden vermişler bize. Bir dalda sen, bir dalda ben. Adamı hasta etme de çal şu kapıyı. Moralimi bozma benim. Hangi makamda çalayım abi? Rast makamında çal da işlerimiz rast gitsin Şükrü. Geldim. Hayrola, düğüne mi gidiyorsunuz? Pazarlama işine girdik yenge. Haluk abiyle Meltem Hanım'la görüşmeye geldik. Randevunuz var mıydı peki? Adam hasta etme bile. Çekil şuradan. Ne oluyor Hüseyin? Selam aleyküm Haluk abi. Hayrola, temizliğe mi geldiniz? Elektrik süpürge satıyoruz Haluk abi. İlgilenir misiniz? Vallahi bizim elektrik süpürgemiz var. İstemez. Dur Haluk ya, güzel bir şeye benziyor. Anlatın bakalım nasıl bir süpürgeymiş bu? Daima güler yüzlü olun. Güler yüzlü olma abi.
Ne sırıtıyorsunuz oğlum pişmiş kelleye gibi? Anlatsanıza. Sırıtmaktan zarar gelmez Ali abi. Müşterinin gözlerinin içine bakın. Neye bakıyorsun oğlum? Gözlerinize bakıyoruz Ali abi. Niye? Gözden kalbin aynasıdır. Gözün kör olmasın senin Hüseyin, iyi mi? Bu kadar zamandır evliyiz, daha bir kere bile gözlerimin içine bakmadın. Adam hasta etme Emine. Anlatmayacak mısınız? Yani süpürge satmaya geldiniz ama ben bunu böyle bilmeden almam. Anlatacağız Meltem Hanım. Müşteriye mutlaka ismiyle hitap edin. Meltem Hanım, nasılsınız Meltem Hanım? İyi misiniz Meltem Hanım? İnşallah iyisinizdir Meltem Hanım. İyiyim. Bravo Şükrü. Bir cümlede 5 kere Meltem Hanım diyerek farklı bir rekora imza attı. Haklısınız Haluk abi. Haluk abi, siz nasılsınız Haluk abi? İnşallah siz de iyisinizdir Haluk abi. Bu arada işler nasıl Haluk abi? İsterseniz konumuza geçebiliriz Haluk abi. İyi olur. Konuya girmeden önce mutlaka müşterinin ilgi alanı ile ilgili sohbet açmalısınız. Haluk abi, sizce hazır beton mu daha iyidir yoksa eski sistem mi? Hüseyin başlatma şimdi betonundan metonundan. Anlatacaksan anlat şu aleti. Anlatıyoruz Haluk abi. Şimdi elektrik süpürgesi deyince aklınıza ne geliyor? Temizlik. Gürültü. Çok güzel bir yere temas ettin Haluk abi. Yarım saattir makineden hiçbir ses çıkmıyor. Dikkat ettiyseniz tabii. Süpürgenin fişi takılı değil de ondan ses çıkmıyor. Satışa engel olabilecek parazitlerden kurtulun. Adamı hasletme Emine. Çıkar adam. Bunu uygun bir dille yapın. Adamı hasletmeyin Emine Hanım. Çıkın aradan. Evet. İşte... Her şeyini anlattık süpürgemizin. Ne diyorsunuz? Var mısınız, yok musunuz? Vallahi bence güzel bir şeye benziyor. Yani ben beğendim. Sen ne dersin Haluk? Gereksiz masraf. Zaten bizim bir elektrikli süpürgemiz var. İkincisine gerek yok ki. Ama şimdi bu daha iyi bir model. Araba mı bu model yükselteceğiz? Elektrikli süpürge işte. Teessüf ederim Haluk abi, teessüf ederim. Bu sizin bildiğiniz süpürgelerden değil. Yapma ya. Nasıl değil? Mesela çamaşır mı yıkıyor? Yemek mi yapıyor? Süpürüyor işte. Ya Halukcığım, çocuklar yeni bir işe girmişler yani. Alıp destek olmak lazım. Ha diyorsun ki mesela traktör lastiği işine girerlerse traktör lastiği alalım. Öyle mi? Ayrıca bu evin temizliğini Emine yapıyor. Emine'ye sormak lazım. Emine? Vallahi eskisi daha iyi Haluk Bey. Ben bunu pek beğenmedim. Adamı hasretme Emine. Hayatında bundan daha iyi süpürge mi gördün? Beğenmedim işte. Zorla mı satacaksınız? Karar vermeden önce son bir kez daha düşün yenge. Kararımı bildiriyorum. İstemiyorum.